Bugün Watch SR 3 ile birlikteyiz. 3 koduna çok aldanmayın. 300cc değil, 244cc olan bir motosikletten bahsediyoruz. 25,5 beygir, 23 Nm'de tork üreten bir motosiklet. Gerçekten gidişiyle duruşuyla benim hoşuma giden, beğendiğim motorlardan bir tanesi Watch modeli. Tam burada, tam aynı alanda ben de Duckwrack 500'ün incelemesini de çekmiştik. Burada başlamıştık, sonra tekrar yola çıkmıştık. Aynı şekilde bu motosiklette de onu yapacağım. Burada şimdi dışarıdan göstereceğim yerlerini göstereceğim. Daha sonrasında yola çıkacağız. Yoldaki hissettiğim şeyleri, motosikletle ilgili konuları yolda tekrar anlatacağım. Şimdi şöyle önden başlayalım. Güzel bir kafa tasarımı bizi karşılıyor. Böyle agresif bir duruşu var. Gündüz farları ile birlikte tüm üzerindeki ampuller LED olarak gelmiş. Halojen herhangi bir ampulümüz yok. Ön tarafa baktığımızda şöyle bir kameramız var. Hafıza kartını taktığınızda direkt motoru her çalıştırdığınızda kayda başlıyor ve kütüklerde bir fotoğraf çekme butonu var. O zaten kütüklere geçtiğimizde bunu tekrar göstereceğim. Tekrar şöyle baktığımızda şurada hava kanalları gibi duran böyle delikli kısımlar var. Hani bu biraz daha görselliğe oynamış. Çok bir işe yaradığı söylenemez. Hani hava filtresine falan hava gönderen bir yer değil. Ama dışarıdan baktığımızda da hoş durmuş. Onu söyleyebilirim. Yukarıya doğru geçtiğimizde şöyle bir ayarlanabilir camımız var. Yukarı aşağı elinizle indirip kaldırabiliyorsunuz. Maalesef ki otomatik değil ama çok kolay bir şekilde tek elle bile indirip kaldırabilirsiniz. Şöyle aşağıda kalsın tekrardan. Sinyaller vesaire her şey gömülü olarak koyulmuş zaten. Hemen şöyle yan tarafına doğru geçtiğimde bakıyorum ayak koymaya bayağı bir yer var. Motoru yıkamıştım, temizlemiştim. Ama maalesef ki bu videoyu bugün ikinci kez çekiyorum. Her şeyimi hazırladım, her şeyimi yaptım. 360 kameramı taktım, dış çekimlerimi yaptım. Daha sonrasında çekim yapmak istediğim yere gittiğimde GoPro'mun tuşuna bastım ve maalesef açılmadı. Neden açılmadı? Ben evde boş bataryayı içine takmışım, dolu bataryayı takmamışım. Kontrol de etmediğim için bu benim hatam. Videoyu maalesef çekemedim. Gittiğim yerde de birazcık pislettim. Şimdi ikinci kez çektiğim için zaten moralim biraz bozuk. Tekrardan yıkayamadım. Kusura bakmayın. Şöyle tekrar gösteriyorum. Artçı basakları da aynı şekilde motosiklete entegre edilmiş. Sürücü içinde hem düz ayağınızı koyabileceğiniz hem de öne doğru uzatabileceğiniz yerler mevcut. Hemen şurada şöyle bir tırtıklı bir agresif tasarım yapılmış. Depo kapağımız buradan açılıyor. Anahtarsız çalıştırmamız var. Anahtarında herhangi bir düğmeye hiçbir şekilde basmanıza gerek yok. Motosiklete yaklaştığınızda tuşa bir kez bastığınızda motosiklet zaten uyanıyor. Eğer ki gidonu kilitleyeceksek tam sol yapıp şöyle sola çevirdiğimizde bakın kilitlendi. Tekrar bastığımızda motosiklet uyanıyor. Hemen şöyle bastırıp yana çevirdiğimizde bakın gidonumuz açıldı. Tekrar çevirdiğimizde motosiklet canlanıyor. Tekrar çevirdiğimizde sele açılıyor. Seleye geldiğimizde o kısmı tekrardan anlatacağım. Şimdilik kapalı kalsın. Ekranımız güzel, bayağı büyük bir ekran. İçinde de bayağı bir özellikleri var. Hatta şöyle hemen bir uyandıralım motosikleti. Şöyle tekrar yaklaşarak şuradan göstermeye çalışayım. Biliyorsunuz GoPro'da siyah ekranlar maalesef çok gözükmüyor. Sol tarafta tarihimiz, saatimiz, TCS yanıp sönüyor. Pardon, elim çarptı düğmeye. Şöyle tekrar geri çıkayım. TCS ve ABS yanıp sönüyor. Hareket ettiğimizde o sönecek. Dış sıcaklığı gösteren kısım burada. Hızımız burada. Devir ibremiz burada. Motor arıza ışığımız ve yağ lambamız çalıştırdığında sönecek zaten. Lastik basınç göstergelerimiz var. Çalıştırdığımızda onlar tekrar aktif olacak. Benzin göstergemiz, hararet göstergemiz ve trip ve odometremiz burada yer alıyor. Onun haricinde şöyle menüye girdiğimizde bakın bir ayar menüsü çıkıyor. Şöyle özelliklere girdiğimizde 100 kilometrede 3.7 litre yaktığımı görüyorum. Akü voltajımı görüyorum. Sıcaklığımı, bakıma ne kadar zaman kalmış, sürüş saatlerimi, dakikalarımı görebiliyorum. Lastiğin hem sıcaklığını hem de basıncını buradan görebiliyorum. Bu güzel bir özellik. Sıcaklığını görmek gerçekten özellikle uzun yollarda çok işe yarayan bir şey. Tekrar şöyle yukarı geçtiğimde, ayarlara girdiğimde bakıyoruz ne ayarımız var? Dil ayarlarımız var. Kilometre mi, mil mi? Onun haricinde şöyle tekrar göstereyim. Farklı bir gösterge ekranımız var. Şöyle klasik moda alayım. Birazdan geri geldiğimizde orayı göreceğiz. Tekrar bakıyorum. Trip resetleri, zaman ayarları, Bluetooth ve telefon bağlantıları gibi özellikler var. Şimdi tekrar kapattığımda bakın bambaşka bir ekrana geçti. Umarım kameradan da görünüyordur. Bunda da aynı özellikler var. Sadece konumları farklı. Ekranı böylece bitirmiş olalım. Tekrar motosikletimizi kapatalım. Şimdi sağ tarafta şöyle bir çekmecemiz var. Açtığımızda burada USB takabileceğimiz, hafıza kartı vesaire takabileceğimiz küçük bir bölme var. Sol tarafı açtığımızda da biraz daha geniş olan, içinde herhangi bir şey olmayan bir bölüm daha var. Bunların en azından bir tanesinin kilitli olmasını tercih ederdim. İkisinde de kilit yok maalesef. Butonlara geçtiğimizde bir uzun kısa tuşumuz var. TCS'yi açıp kapatabildiğimiz ve menü içinde geri tuşu olarak kullanabildiğimiz bir menü tuşumuz var.
Menü tuşumuz var. Menünün içinde yukarı aşağı gezdiğimiz tuşumuz var. Şöyle bir dörtlümüz var. Sinyalimiz ve kornamız var. Sağ tarafa geçtiğimizde de eğer ki hafıza kartı takılıysa, kamera kayıt yapıyorsa şu tuşa bastığımızda da anlık fotoğraf çekiyor. Hemen altında bir elcik ısıtma tuşumuz var. Bu gerçekten güzel ve iyi ısıtıyor. Denedim. 3 kademeli. Burada da çalıştırma butonumuz var. Ön taraf bu şekildeydi. Manetlerimizde herhangi bir ayar, herhangi bir şey yok. Direkt bastığınızda tutacak şekilde ayarlanmış. Şöyle arkaya doğru geçtiğimizde güzel büyük bir egzozumuz var. Amortisörler, bir scooter amortisörü. Hani bir marka göremedim üzerinde ama onu yolda bahsedeceğim nasıl işe yaradığını. Lastikler, markasını bilmediğim bir lastik ama memnun kaldın mı derseniz ben memnun kaldım. Havalar tabii ki sıcak şu anda. Bu şartlarda bu lastiklerde çok üzüleceğimizi zannetmiyorum. Ama tabii ki yağmurlarda, karda, çamurda nasıl olur onu tam bilemiyorum. Ama bu havalarda dediğim gibi yeterli olduğunu düşünüyorum. Çanta demiri motosikletin üzerinde geliyor. Buna güzel bir çanta taktınız, motosiklet çok daha şık durur diye düşünüyorum. Arka stoplarımız da şöyle geniş bir şekilde baştan başa kadar yapmışlar. Ve sinyaller de içine gömülüyor. Tabii ki LED olarak yanıyor. Motor bloğuna geldiğimizde Piaggio motorunun birebir aynısı zaten. Bazı YouTuber'lar bunu zaten yan yana koyarak motorların birebir aynı olduğunu gösterdiler. Ben şu anda bir Piaggio motor bulamadığım için yan yana koyamıyorum. Ama motor bloğu bildiğiniz Piaggio motoru. Gidişi, duruşu, her şeyi güzel. Orta ayaklığımız var. Orta ayaklık tabii ki işe yarıyor. Bu arada şurada bir frenimiz var. Şöyle frene basıp şunu ileri ittiğinizde bakın fren kilitlendi. Tekrar şöyle bastığınızda da bırakıyor. Bunu tek elle de yapabilirsiniz. Ben şu anda ayakta olduğum için yapamadım diyordum ama yaptım. Bu şekilde freni kilitliyorsunuz. Scooter'da bence olmazsa olmaz bir özellik. Kesinlikle her scooter'da bir el freninin olması gerekiyor. Çok işe yarayan bir şey. Şöyle hemen sele altımıza bakalım. Şöyle butona bastığımızda bakın motosikletimiz uyandı. Kontağı açtık. Tekrar çevirdik. Seleyi kaldırdığımızda şurada bir anahtar takımları var. İşe yarayabilir. Yolculukta herhangi bir yerde bir gevşeme bir şey olursa bunu kullanabilirsiniz. Ne var burada? Benim bir artçı kaskım var. Yarım kaskım. Şöyle koyayım kendisini. Burada da şöyle bir montum var. Birazdan giyeceğim. Çekim yaptığım için motosikletin içine koydum. Eldivenlerim vesaire var. Bir tane gözlüğümü de keşke böyle koymasaymışım ama böyle koymuşum. Akşam sürüşlerde eğer küçük kask takıyorsam böyle bir gözlük takıyorum. Gözüme bir şey kaçmasın diye. Burada da benim takipçi yazım var. Şimdilik böyle koydum. Bunun da videosunu yapmıştım. Bilmiyorum izlediniz mi? Şöyle bir poşet takıldı elime. Gerçekten çok işe yarıyor. Bütün araçlarımda, arabalarımda, motorlarımda, her şeyimde böyle bir şey var. Hatta çoluğunuz çocuğunuz varsa atın çantasına nerede olduğunu takip edebilirsiniz. Artı ses dinleme de yapabiliyorsunuz. Her neyse konumuza tekrar geri dönelim. Şurada bir aydınlatmamız var. Bunları aslında içine koymayayım. Şimdi giyeceğim zaten, yola çıkacağım. Sadece kaskımı koyayım. Şu şekilde tekrar bıraktığınızda hop diye kapanıyor zaten. Kontağımızı kapatalım, boşuna akümüz gitmesin. Gerisini yolda devam etmek istiyorum. Dışarıdan göstermem gereken şeyleri gösterdim diye düşünüyorum. Ben şimdi bunları giyeyim. Yolculukta tekrar görüşürüz. Evet, üzerimi giyindim. Anahtarı göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Şöyle bir anahtarı var. Herhangi bir şekilde yakınında olması yeterli olacak. Yani cebinizde olur, çantanızda olur, herhangi bir yerinizde olur. Her türlü motosikleti çalıştırabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani bazı biliyorsunuz anahtarsız çalıştırma diye gelen modellerde düğmeye basıyorsunuz. 2-3 saniye içinde çalıştırmanız lazım. Yoksa tekrar kapanıyor. Sonra tekrar düğmeye basıyorsunuz vesaire. Biraz uğraştırıyor. Bu öyle değil. Bu gerçekten anahtarsız çalıştırma. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir dönelim, yola çıkalım hemen. Şimdi öncelikle titreşim konusundan bahsetmek istiyorum. Bu önemli bir scooter için. Durduğu yerde, yani rölantideyken ilk çalıştırdığınızda, yani motor sıcak veya soğuk fark etmez. Çalıştırdığınızda durduğu yerde tabii ki birazcık titriyor. Çünkü bu Piaggio motorunun geninde olan bir şey. Ama hareket ettiğiniz andan itibaren titreşim tamamen kesiliyor. Yani sıfır titreşim diyebileceğim kadar az titriyor. Hani dedim hızlandığım zamanlar biraz daha mı titreyecek? Mesela ilk aldığımda bu test motorunu biraz kullandığımda ya dedim sanki titriyor mu üst devirlerde falan diye düşündüm. Hani ilk sürüşten bahsediyorum. Ama sonrasında şunu fark ettim ki motosiklet gerçekten hiç titremiyor. Titreşim konusunu çok iyi çözmüşler. Ama bakın şu an rölantideyim mesela, böyle duruyorum. Bak biraz zıplıyor. Böyle bir hafif hafif böyle titremeler var, bir şeyler var. O oluyor ama dediğim gibi bakın kalktıktan sonra hiçbir şey yok.
Eksi olarak şunu söyleyebilirim. Şurada bir sensör görüyorum ama gene de bu ekran siyah ve beyaz olarak değişiklik göstermiyor. Yani devamlı siyah olarak duruyor ve gündüzleri okuması zor oluyor. Ben bunu watch motorlarda hep söylüyorum. Neden bunu böyle yapıyorlar bilmiyorum. Halbuki orada dediğim gibi sensör de gözüküyor. Bu özelliği de açsalar, bu özelliği de kullansak bence güzel olur. Gündüzleri beyaz olsa, akşamları siyah olsa çok daha okunaklı, çok daha iyi bir ekran olur diye düşünüyorum. Cam yolculuk yaparken de şu anda alttaydı galiba. Bakın yukarı kaldırdım, indirdim. Yukarı kaldırdım, indirdim. Şöyle kalsın. Ha, çok bir şey fark ediyor mu derseniz yukarı kaldırma ile indirme arasında bence çok bir şey fark etmiyor. Ama var mı özellik? Var. Ha, bu tabii ki bir de elektronik olsaydı, yani şuradan tuşlardan kaldırıp indirseydik, hatta bir tık daha uzun kalkmış olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama bir yolculuk yapacaksanız, uzun yollara gidecekseniz, şehirler arası gidecekseniz üstüne bir deflektör takmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Amortisörlere geldiğimizde şöyle yavaşlayalım. Çok yumuşak bir amortisör değil. Çok sert de değil ama gene de sert tarafta. Hani %50 diyemem, %50 ortada diyemem, biraz daha sert tarafta. Özellikle iki kişi yolculuk yaptığımızda böyle bu tip yollarda böyle biraz da hızlı giderken, yani biraz hızlı dediğim şöyle 60-70'lerde giderken önümüze herhangi bir engebe geldiğinde, blogar kapağından geçtiğimizde veya ufak bir şeyin üstünden atladığımızda falan, özellikle arkada oturan böyle o sesi duyuyor, ıh yapıyor şöyle bir içinden. Onu yapıyor. Hatta sürücü de onu bazen yapabiliyor. Birazcık sert tarafta kalmış amortisörler. Ama sele çok yumuşak. Seleden çok memnunum. Yani oturduğum sele gerçekten kullandığım birçok 250'lik scooter'a göre bayağı yumuşak tarafta. Yani biraz yol da yaptım. Hiç beni rahatsız etmedi. Artçı için o kadar detaylı bir şey söyleyemeyeceğim. Artçılı kullandım ama o yorumu tam ondan almadım. Daha doğrusu sormayı unuttum. Keşke sorsaymışım. Durum hani amortisörlerde de bu şekilde. Lastik konusunu söylemiştim zaten. Benim çok bildiğim bir marka değil. İsmini dahi çok bildiğim bir marka değil. Ama şöyle tırnağımızı batırdığımızda giriyor. Biraz yumuşak hamurlu. Hani biliyorsunuz lastik tırnakla çoğu insan kontrol eder. Yumuşaklığını oradan anlar. Tırnak giriyor. Biraz yumuşak hamur ve yol tutuşunda da ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. TCS var zaten motosiklette. Hani patinaj engelleyici bir özellik var. Onu isterseniz kapatabiliyorsunuz. Daha durur durmaz yeşil yanıyor. İkidir yeşili kaçırıyoruz. Şöyle hızlanmasına bakalım. Işıklarda falan sizde kolay kolay hiçbir araba kalkamaz. Gerçekten güzel kalkıyor. Hani bazı spor arabalardan bahsetmiyorum. Normal standart arabaların hiçbirisi sizle birlikte kalkamaz. Gerçekten hani 0-60'a özellikle bayağı hızlı motosikletin. Biraz önce ben buraya artçılı geldim. İki kişiydik. İkimizin kilo ortalaması 170'leri falan buluyor. 160-170'leri buluyor. Çok rahat bir şekilde 120 km hızla ben İzmit'ten Gölcük'e geldim. Çok rahat bir şekilde geldi o hızlarda. Hani gidişatı güzel, bir 250 cc bir scooter olmasına göre iyi gidiyor, iyi kaçıyor. Frenler dokunmatik. Gerçekten dokunmatik. Yani bakın şu fren, arka frene şöyle bak. Bak. Hop, kafayı da eğiyor birazcık. Şey de var, kombine de var. Arkaya bastığınızda hafiften kafayı da bastırıyor. Ama öyle böyle dokunmatik değil. Yani şöyle dokunduğunuz anda devreye giriyor. Hemen hop diye kapanıyor. Bir sıkıntısı var ama biraz uzak mesafe. Mesela bir kadın sürücü olduğu zaman eli belki buraya biraz yetişemeyebilir. Biraz uzak kalabilir. Ama dokunmatik. Yani madem o kadar kısa aralıkta bu kadar iyi tutabiliyor, belki şöyle biraz daha dar gelseydi belki bir tık daha iyi olabilirdi. Böyle bir eleştiri yapabilirim motosikletle ilgili. Hani eksiler ayrı, artılar ayrı değil. Gidişatta doğal bir şekilde ne var ne yok o şekilde anlatıyorum. Herhangi bir sıralamaya koymuyorum. Doğal videolar benim daha çok hoşuma gidiyor. Herkesin kendi tercihidir tabii ki. Benim video çekiş tercihim de bu şekilde, doğal bir şekilde anlatıyorum. Frenlerden kesinlikle ama kesinlikle memnun kalırsınız. Yani frenleri kimsenin eleştirebileceğini düşünmüyorum. ABS'si de çok güzel çalışıyor. Tutması da çok iyi. Lastiklerin markasını bilmememize rağmen de hiç başınızı belaya sokmuyor. Ama bu sıcaklarda, bu hava şartlarında, dediğim gibi yağmurda ne olur onu bilemem. Soğuk havalarda ne olur onu bilemem. Onu da kışın test edersek eğer ki o zaman anlatırız. Şöyle gidişata birazdan bakacağım. Biraz daha hızlanacağım. Yol biraz bize müsaade ederse. Ama ara hızlanmaları, sollamalara çıktığımızdaki hızlanmaları hani çok güzel. Hiçbir şekilde hani sollamaya çıkacağınız zaman acaba geçer miyim korkusunda bulunmuyorsunuz. Bak şimdi şuradan şöyle makasa gireceğim. Gazı açtım ve uzadım. Yani acaba dedirttirmiyor insana. Geçmeye karar verdiğinizde direkt geçiyor motosiklet. Önemli olan da bu zaten. Sinyalini verdi. Top speed'i deneyemedim, açık konuşayım. Yani top speed'lik
Çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 13 ve 14 jant var üzerinde. Hani küçük lastikli motosikletlerde ben çok fazla hız yapılmasını sevmiyorum. Ben doğru bulmuyorum. Ama dediğim gibi 120 ortalamalarla ben artçılı bir şekilde rahat gittiysem tek başınıza bir tık daha üstüyle çok çok konforlu bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Hızlanalım dedik. Karamürsel tarafına doğru döndük. Yol iyice tıkandı. Maalesef hızlanmasını galiba gösteremeyeceğim bu videoda. Ama dediğim gibi memnun kalacak hızlara çıkıyor. Yani bu bir yarış motoru değil. Arkadaşlarınızla çıkıp caddelerde yarışmayacaksanız eğer, ki bu motorla zaten öyle bir şey yapmayın, her türlü tatmin edecek hızlara ulaşıyor. Bak dediğim gibi önemli olan bu. Akıcı bir trafikte bu şekilde insanları sollayabiliyorsanız, geçebiliyorsanız bu zaten her türlü yeterlidir. Daha fazla ne istenilebilir ki? Şimdi motosikletin servis yedek parçasından bahsedeceğim biraz. Ben Kocaeli, İzmit'te yaşıyorum. Mekanik Motor Kocaeli, Kadir sahibi. Buradan teşekkür ediyorum, test motorunu da bana verdi. Kendisi gerçekten Türkiye'deki öncü firmalardan bir tanesi. Çok fazla çekebildiği kadar yedek parça çekiyor. Bütün Watch modellerinin, Benda'nın, Yuki'nin hepsinin yedek parçalarını çekiyor. Stok yapıyor, elinde bulunsun istiyor. Bir müşterisi geldiğinde mağdur etmemek için yatırımını yapıyor. Güzel de bir yatırım yapmış, güzel de bir dükkan yapmış. Hem kılık kıyafet, aksesuar konusunda, hem yedek parça tamir bakım konusunda, hem de motosiklet satışı konusunda İzmit'te bence en iyilerden birisi diyebilirim. Gerçekten esnaflığı da çok güzel. Yedek parça konusunda kendisiyle konuştuğum kadarıyla çok çok sıkıntı yaşanılabilecek yedek parçaları yok. Spesifik bazı parçaları vardır belki. O da birçok markada olan şeyler, hani yurt dışından tekrar sipariş edilen. Ama ana malzemelerde, yani birebir ihtiyacımız olabilecek malzemelerde özellikle Mekanik Motor Kocaeli'nin elinde var. Eğer onda yoksa da fabrikadan hemen 2-3 gün içinde zaten getirebiliyor. Yedek parça konusunda çok fazla sıkıntı yaşanılacağını düşünmüyorum. Watch markası kendini artık yavaş yavaş ispatlamaya başladı. Birçok modeli var. Ufak cc'den başlıyor, 900 cc'ye kadar modelleri var ve bu modeller arasında da bayağı bir ülkemizde satılmaya başladı. Servis konusunda da gitgide kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Watch markası zaten biliyorsunuz Longines firması, yani BMW motor bloklarını üreten firma. İlerleyen tarihlerde de çok sıkıntı yaşanılacağını düşünmüyorum bu markayla. Memnun kalırsınız, memnun kalırız hep beraber diye düşündüğüm bir marka. Hızlanışı böyle, bakın şu an şöyle 125-126 böyle gidiyoruz. 130'lara kadar çıktık. Yol müsaade etmiyor maalesef, yavaşlamak zorundayım 135'lerde çünkü ışıklara geldik. Ama gidiyor, yani trafikte çok rahat bir şekilde sizi istediğiniz yere götürebilir, memnun bırakır. Onu söyleyeyim. Sele konforu, ayak uzatma şekli, oturuş pozisyonu benim hoşuma gitti. Ayaklarımı öne doğru uzatabiliyorum. Bakın 100 kilometrelerdeyiz neredeyse. Ellerimi bıraktığımda herhangi bir şekilde kafa sallama, sağa sola çekme yok. Tapcase taktığımızda belki bir kafa sallama yapabilir. Birçok skuterde bu oluyor biliyorsunuz. Bunu da denemedim. Yapar mı yapmaz mı şu an için tam bilmiyorum. Ama tapcase yokken hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle virajlara falan da girdiğimizde, hani Karamürsel'e doğru gidiyoruz, beni ürkütmeyecek şekilde arabaların arasından rahat rahat geçebiliyorum. Aynaları gerçekten çok güzel konumlandırmışlar. Dirseklerimi, kollarımı çok fazla göstermiyor. Tabii ki şöyle şuradan içerisi birazcık var. Hani hiç yok diyemem ama arkayı çok net bir şekilde gösteriyor. Titreşimi gerçekten çok iyi olmuş. HD görüntü alabiliyorum. Hiçbir şekilde titremiyor. Arkadaki arabayı net bir şekilde görebiliyorum. O titreşimsizlik aynalarda çok fazla işe yarıyor diyebilirim. Sele yüksekliğinden durduğumuz yerde bahsetmeyi unuttum galiba. 77-78 cm civarında bir sele yüksekliği var. Hani rahat bir şekilde ayaklarınız yere değebiliyor. Ben 1.80 boyundayım. Birçok motosiklet zaten 77 ile 80-82 arasında oluyor sele yükseklikleri. Bu da ortalamaların düşüğünde, yani düşük seviyede bir sele diyebilirim. Ama skuterlarda şöyle bir handikap var diğer vitesli motosikletlere göre. Vitesli motosikletlerde sele yapısı ve motosiklet ince olduğu için, hani bacaklarınızı çok fazla açmadan yere bastığınızdan dolayı sele yüksekliğinden ziyade selenin gelişliği gerçekten çok fark ettiriyor. Skuterlarda sele biraz daha geniş olduğundan dolayı sele ne kadar yüksek olursa o kadar daha yere basmanız zorlaşıyor bacaklarınızı açarak oturduğunuz için. Bu skuterda da 77-78 santim olması bacaklarınızı açsanız dahi rahat bir şekilde yere basabilmenizi sağlıyor. Gene videonun başında her zamanki gibi hatırlatmayı unuttum. Kanala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bu gerçekten önemli. Merak etmeyin, hiçbir şekilde de ücretli değil. Sadece abone olup tıkladığınızda abone olmuş oluyorsunuz ve bize destek olmuş oluyorsunuz. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim çanını açabilirsiniz. Video paylaştığımda direkt sizin YouTube hesabınızdaki bildirimlere düşecektir. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.
Bir yorum yazarsanız da sevinirim. Ben biraz daha turlayacağım, sonra işe doğru geçeceğim. Herkese kazasız, belasız, arızasız mutlu sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.